Zafer Partili Deniz, Marmaris Belediyesi barınağı hakkında açıklama yaptı. Zafer Partisi Marmaris İlçe Başkanlığı Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi önünde bugün basın açıklaması yaptı. Zafer Partisi Marmaris İlçe Başkanı Deniz Çelik, hayvan barınağında yaşadığı olayı anlatırken, cins hayvanların ve kaliteli mamaların satıldığını iddia etti. Başkan Çelik'in basın açıklamasına partililer de eşlik etti. Haber, kamera Temel Irmak. Değerli basın mensubu arkadaşlar, katılımınız için teşekkür ediyorum. Marmaris halkına da bir takım bilgileri vermek durumunda hissediyoruz kendimizi. Şöyle ki, Marmaris hayvan barınağında bir takım yolsuzluklar, usulsüzlükler olduğu yönünde çok kuvvetli bilgiler tarafımıza gelmekte. Bunun birinci şahidi benim. Bayramdan önce teslim ettiğimiz 1 yaşındaki Alman kurdunun kendisini ameliyattan kurtulamadığını, öldüğünü söylediler. Bayramdan sonraki ziyaretimizde. Burası resmi kurum olması hasebiyle bu ameliyat yapıldığına dair bir tutanak sorduğumuzda sıkıntı yok, tutanak var. Evet, göster o zaman dediğimizde ben tutanak veren göstermem, git kurumdan al gibi küstahça bir tavır sergileyen bir yönetici burada mevcuttur. Sonradan isminin Bora Deveci olduğunu öğrendiğim sorumlu. Hukuki çerçevede idare amiri belediye başkanı olması sebebiyle Acarönü ziyaretimizde konuyu gündeme getirdik ve kendisinden bir dönüş bekledik. Herhangi bir dönüş olmadı. Bunlar ciddi iddialar. Artı kamuoyunda katliam yasası olarak bilinen yasanın da gündemde olması sebebiyle bu konunun üzerine gitmesi gerektiğini söyledik. Fakat herhangi bir dönüş olmadı. CİMER'e şikayette bulunduk. CİMER'den gelen şeyde elimizdeki bilgi belgelerin kolluk kuvvetlerine veya Cumhuriyet Savcılığına bildirmemiz gerektiğini söylediler. Pazartesi günü itibariyle de Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk. İddialar odur ki cins hayvanları burada öldü diye gösterip dışarıya maddi menfaat karşılığında sattıkları yönünde. Bağış yapılan kaliteli mamaları yabancılara euro üzerinden gene fahiş fiyatla satıldığı yönünde iddialar vardır. Acar Ünlü'ye Sayın Belediye Başkanı'na sesleniyoruz. Bu iddialara göz yummayın. Başta da söyledik. Gördüğümüz yanlışın üzerine gideriz. Hesabını sorarız. Bunu halkımıza da paylaşırız. Bu bilgiler ışığında halkımızı bilinçlendirmek bizim vazifemizdir. O vazifeyi yerine getirdiğimizi düşünüyoruz. Ve bu canların da hakkını sonuna kadar hukuk çerçevesinde sonuna kadar savunacağımızı Marmaris halkına bildiririz. Teşekkür ederim.